Adem kendi kendine savaşıyor. Hı. Kendi kendine kızıyor. Adem'in burada hiç kimseye bir problemi yok. Adem kendi kendine kızıyor. Ben şuna benzetiyorum Adem'in durumunu. Ronaldo 3-4 maç üst üste gol atamazsa eğer Ronaldo da aynı böyle yapar. Yani Adem 3-4 maçtır gol atamıyor. Adem bir Ronaldo'dur çünkü. Ronaldo olduğu için 3-4 maç Ronaldo gol atamazsa Ronaldo'da da böyle bir takım sorunlar başlayabilir. Adem kendine kızıyor. Çünkü Adem yakıştıramıyor kendine. Bugün 3'te 0 mı yaptı Adem? Evet. Tamam. Şimdi Adem 3'te 0 yaptığı zaman bu hale gelmesi çok doğaldır Adem'in. Çünkü Adem 3'te 0 belki de hayatında yapmamıştır. Adem kendine çok kızıyor ve hırsını bir şekilde alamıyor. Ha oradaki şeylere vuruyor. Şimdi oradaki şeylere vurması tabii ki hani Niye vuruyorsun Adem'de diyebiliriz. Ama ve lakin öbür taraftan da bugüne kadar nelere vurdu millet nelere vurdu. Adayı kıranları gördük. Parkurları kıranları falan gördük. Bu yüzden de hani Adem'in vurması tabii ki keşke vurmasaydı. Ama vurması da hani böyle aa Adem onlara niye vurdun falan dersek eğer kasetleri çıkarırsak başkalarının vurmalarını falan adayı yıkanlar kıranlar. Buradan köye heh, yol olur. Tabii onun için o konuda Adem i. ama Adem'in şu andaki tek sorunu kendine kızıyor. Ben neden 3'te 0 yaptım diyor ve kendine yakıştıramıyor. Kendine yakıştıramadığı için de hırsını bir şekilde böyle alıyor. Ha, Şimdi Adem'i böyle görüyoruz ama. Şimdi demin İhsan da söyledi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yine aynı örneği devam ettireyim müsaade edersen. 3-4 maç gol atamazsın ama herkes der ki nasıl olsa bu 4. maç golleri atmaya başlayacaklar. bir de atar. Şimdi Adem de yarın öbür gün Yine başlar goller atmaya. ...Adem'le de dans etmeye gelmez. Hani Adem'in şimdi bu durumunu görünce aa Adem de ne hale gelmiş falan dersin. Ama bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra bakarsın ki bambaşka bir Adem. Üçte 33 yapar, üçte 43 yapar, üçte 53 yapar. Bu, bu yüzden de Adem'in bu durumuna fazla eleştirip Adem'le çok dans etmeye de gelmez. Adem yani öbür gün senin eleştirilerini bir anda hop fıslatır. Bu yüzden de o tarzda yarışmacılar... O tarzda oyuncular, mesela teknik direktörler vardır. Mesela 2-3 hafta takım götü gider, aa, kovun bu teknik direktörü dersin. 4. hafta o teknik direktör UEFA kupasını alır mesela. Örnekler çoktur. Evet, Hazretim. Şimdi böyle iyi yarışmacıların evet. üzerinde tabii ki e, bazı başka yarışmacılara göre daha fazla baskı oluyor. Yani şöyle ben eminim bir Adem de kendine, Adem Kılıççı olarak Survivor'da iki oyun üst üste 3'te 0 yapmayı, yani totalde bakıldığında 6'da 0 yapıp son maçlarda evet. çok az skor almayı böyle bir kredi tanımamıştır kendine. Şimdi hep diyoruz ya mesela bazen belki başka bir takım arkadaşından daha az puanı daha az sayı almış olmasına rağmen o gün Bestof'a Adem çıkıyor. Ve ben mesela bu durumu eleştirmeyen taraftayım. Çünkü bazı yarışmacıların tecrübesiyle, soğukkanlılığıyla, bitirişleriyle e, ve o winner tablo çizmesiyle Bestof'a defa daha fazla uygun olduğunu düşünenlerdenim. E, dolayısıyla o yarışmacılardan da beklenti daha fazla. Belki başka bir yarışmacı iki gün üst üste sayı alamasa biz burada çok konuşmuyoruzdur bile. Yani belki de bunu farkında olmadan geçtiğimiz günler olmuştur. İki gün üst üste alamadıklarını mesela hani gün özelinde konuşmuşuzdur. İşte bugün İhsan sayı alamadı deyip geçmişizdir. Ama bu Adem olunca sen nasıl gün geliyor e, beklenti senden yüksek olduğu için sen best of'a çıkıyorsun Arkadaşların sana güveniyor. İşte o zaman gün geliyor sen sayı alamadığında daha çok göze batıyorsun. Burada da durum tamamen bu bence. E, göze batıyorsun derken Adem için de yani kendi kendinin de gözüne batıyor bence. Kendi asla yakıştırmıyor çünkü başka bir yarışmacı olsa seremoniye çıkmamak işte o kadar sinirlenmek vesaire belki izlemezdik. Tabii burada Atakan'ın ona bir gidişi var. Ee, orada da hep diyoruz ya yani eğer sen çok sinirli bir insanın yanına gidersen alacağın tepkiyi göze almışsındır demektir. Atakan da belli ki göze almış ee, çünkü gidiyor tabii ki iyi niyetli gittiğine eminim ama hani belki fazla dokunmatik geliyor Adem'e o an. Hani dokunma bana deyip Adem ona ters yapıyor Atakan da gayet sakin bir şekilde yerine dönüyor. Çok doğaldır diyorum yani Adem olduğu için ve o noktada bir yarışmacının iki gündür sayı alamıyor olması ve totalde altı kez de oyuna çıkmış olması tabii ki kendinin de takımının da gözüne batmıştır. Marka olmak zordur. Hı -hı. Yani marka e, markaysan e, onun böyle devamlı marka olmuşsundur çünkü. Zirveye de zirve, çıkmak zirve, değil zirvede, zirvede... Kal, kalmak evet, zor yani, olan. Yani Daha doğrusu marka zaten zirve olan şeyler marka olur ya. Hı -hı. Ve dolayısıyla zirvededir onlar. E, ve dolayısıyla o zirvede kalmak zordur. Sen beni daha doğru düzelttin teşekkürler. E şimdi Adem'de durum böyle. Hanzal'da o kadar güzel bir şey değindi ki. Belki de 3 gün üst üste 3'te 0 yapan yarışmacı oluyor. Göze batmıyor. Ama Adem 2 kere 3'te 0 yapınca... A diyoruz. Tabii. Veya yani bir gün Atakan böyle bir şey olunca Ogeday işte mesela iki kere oyun kazanamıyor, iki gün oyun kazanamıyor. Ogeday düşüşte mi? Ya bu isimler bunları e, biliyorlar. Mesela hiç kimsenin bu konuyla ilgili Adem'e tek bir eleştirisi yokken bile Adem tabii ki bunu kendi hissettiği için e, sağ sola bir şeyler yapıyor. Ben bir kere e, orada bir şeyleri kıran döken yarışmacılara karşıyım. Ben bunu çok yapana da az yapana da kızıyorum. Yani keşke Adem bunları yapmasa derim. Çünkü orada bir şey kırdığın anda şunu biliyorum ki orada bir sürü emekçi insan var. Belki onu takmaya çalışacaklar iki saat. Yani sen ufacık bir şeye bir tekme atıyorsun mikrofona ama o mikrofon orada değerli. Onu orada iki saat yapmaya çalışacaklar. Herkes bekleyecek güneşin altında falan. Onları düşünüyorum, onları biliyorum. Ve dolayısıyla orada da yarıştığım ve bunları hep gördüğüm için böyle sabrını tutamayan yani sinirine hakim olamayan yarışmacılara kızıyorum. Adem'den de beklentim bunu yapmaması çünkü... 2017 yılında hiç unutmam, Adem yarışırken biz oradaydık, Birleşme Partisi'ne gitmiştik yine <laughs> ve çok sevgili Fatih <laughs> Terim hocamız da oradaydı. Ve Fatih Terim hoca, ailesi, bizler hepimiz o kenarda önemli bir oyun izliyoruz. Birleşme Partisi öncesi Adem bir oyuna çıktı. Aynı bugünkü gibi şanssızlık. Mesela dünkü 3'te 0'ı farklıdır, bugün 3'te sıfır farklı Adem'in. Çünkü bugünkü 3'te 0'ında ikinci oyunda ip dolanıyor, üçüncü oyunda şeye binemiyor yani çocuk atışı göremiyor hı hı. şanssızlık var bugün kara bulutlar var biraz Yani. bugünkü 3'te 0 farklı bir 3'te 0 benzer bir şey olmuştu yine bir şanssızlık olmuştu Adem'e o gün hiç unutmam gözümüzün önünde şampiyonluğa gidiyor sinirden bir şeye vurdu ama o vurduğu bir şey sabit bir şeymiş ve dolayısıyla ayak parmağını kırdı ha. evet yani şimdi ben buradan Atakan'a geleceğim ben mesela o takımda olan biri olsam Atakan gibi aynı Adem'e gidip yani yatıştırmaya çalışırım çünkü Adem'in böyle bir tarafı var Aman Adem bir yerine zarar verirsin diye Atakan da öyle gidiyor. Evet. Ben Atakan'ı tebrik ediyorum. Çünkü ben bunu gözümle gördüm. Bu adamlar biraz da yaptığı spordan dolayı herhalde bir yerlerden böyle gücünü almak istiyorlar. Geçen gün de Atakan mesela tahtayı neredeyse kırıyordu. Yani Allah korusun belki o da elini kıracaktı. Şimdi burada Adem bir yerleri tekmeledi. O gün hatırlıyorum parmağını kırmıştı, ayak parmağını kırmıştı. Hiç gerek yok bunlara. Bu yarışmaların sonu gelmeyecek zaten. Daha önünüzde çok uzun yollar var. Dolayısıyla da siz kendinizi saklayın. Tamam sildiğinizi başka şeylerden çıkarmaya çalışın. Suya atlayın başka bir şey yapın ama ya kalk kırmayın ya da bir tarafınızı kırmayın diyorum. Ne güzel konuştum. Şimdi evet çok güzel konuştum. Ben de ağzına <laughs> sağlık ağzına <laughs> sağlık diliyorum. Şimdi Adem'le ilgili ilk önce şunu söyleyeceğim. Bence etrafta vurduğu şeylerle ilgili benim kafamda en ufak bir problem yok. Yani orada bir ne çok agresif bir tavır görüyorum ne ekstra bir sinir görüyorum. Hani tabii ki sinir belli bir seviyede var da hani bu ne kötü görüntü diyeceğim hiçbir şey yok. Çok doğal tepkiler veriyor. Sadece tek benim korktuğum insan dediği gibi kendi sağlığına zarar vermesi oldu. Bugün Adem Kılıççı gibi bir yarışmacıyı ben Survivor'da izlerken çok büyük keyif alıyorum. Yani onun ayağına koluna oluşabilecek ki bakın işte Barış Murat Yağcı bir ee, Koçbaşı ile bir yere girerken bağlarında zedelenme oldu. En ufak şeylerde problem oluyor biliyor. Bak Merve Aydın'ın parmakları bir anda kızın parmakları kırıldı. O yüzden çok dikkatli olması lazım. Bu saatten sonra yarışmacıların çünkü biz artık maçın ikinci devresindeyiz. Bunu unutmamaları gerekiyor. İlk sezon Adem ameliyat olarak gelmişti zaten belli bir süre dinlenmeye fırsatı vardı ama bu saatten sonra ben hiçbir yarışmacının öyle 15 gün, 20 gün, 2 3 hafta ortadan kaybolup sonra bomba gibi geri dönme şansının çok kuvvetli olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü artık işin ikinci yarısına gelmiş bulunuyoruz. Adem Kılıççı senin dediğin gibi hem ikisi de sen de aslında çok doğru bir örnek verdin. Bir markadır Survivor'da ve bu markanın hiçbir zaman e, puan kaybetmesini, yıldızın aşağı doğru düşmesini kesinlikle istemez. Agresifliği agresifliği buradan geliyor. Aslında adam da şanssız. Şanssızlığını da söyleyeyim. Ee, bir kere Adem suyu sevmiyor. İlk önce onu bir söyleyelim. Yani Adem suyla barışık bir adam değil abi. Adem kara adamı. Adem su adamı değil yani. Hani bazı insanlar Toprak var. Toprak adamı. Yani. Aynen yani kar karada adam başarılı bir şey. Suyu zaten gördüğü zaman Adem'in mutlaka suratı bir aşağı düşüyordur. Zaten... Hatırlarsanız. Ama oyunların yüzde otuzu yüzde kırkı su zaten. Su ama sunun az olduğu. Ama artık iyice deniz yani. Tabii şimdi burası deniz. Hani suya bir girip çıktıkları falan var. Bir de deniz var. Şimdi burada da bir de Adem'in bir şanssızlığı daha var. Geçen sefer de bir kere bu tekne tekneye biniyorlardı. Arkadaşları çekiyordu ya. Bu adamın orada da halatı falan takıldı. Bu adamın halatlarla da ilgili bir problemi var. Yani halat ya o sepetle simitle gelirken Böyle bir düz döndü, bir ters döndü, halatın içinde döndü, yuvarlandı çıkamadı kaldı orada biliyorsun. Evet. Allah muhafaza o halatın arasında yani çok dikkatli olmak lazım. Bir tarafını filan da kesebilir. Su ile ilgili bir problemi var. Hoşlanmıyor sudan, halat oyunlarından da ama velakin lakin işin şimdi diğer tarafına geleceğim. Sizin bu zamana kadar ben hem Adem için konuşuyorum, hem Atakan için konuşuyorum, hem Batuhan için konuşuyorum. Ünlüler takımında her ne olursa olsun seçebileceğimiz bir Ardahan, bir Yasin... Yer yer Gökhan. Üç tane zayıf yarışmacı varken bakayım bugün hangisi gününde değil. Gökhan bugün gününde değil. Hop Gökhan'ı alayım bir sayımı oradan yapayım diyor muydunuz? Sadece Adem için söylemiyorum. Hepiniz diyordunuz. Şimdi bu yarışmacılardan bir tanesi gitti. Bir tanesi yokluk adasına düştü. Garibim adam yani. Ya ne geliyorsa bu hayatta garibanın başına geliyor. Adam gitti orada. Ya bir de şimşekler yağmurlar çaktı. O görüntüleri de vereceğiz tabii ki de. Yani e, sonra e, seçiyordunuz buralardan puanınızı yapıyordunuz. Şimdi ne oldu? O adamlar bitti. Sevgili Adem Kılıççı, sevgili Batuhan, sevgili Atakan karşınızda makine gibi adamlar var. Makine, makine. Anıl var ya Anıl. Beş maça çıktı, beş tane daha çıkar, devam eder. Berkan yine aynı şekilde. Ogeday yine aynı şekilde. Hani birinden kaçsam diğerine tutulacağım pozisyonları var şu anda. Formda bir hikmet. Hikmet yani. arkada, arkadaki adama bak. Form tutan Gökhan. Yani yavaş yavaş. çok inanılmaz. Yani Şimdi artık kaç kaçacak delik kalmadı ünlü erkekleri için. Çok zor yarışmacılar var karşıda ve şunu da Murat abi belki tescilleyecektir. Artık Survivor öyle bir noktaya geldi ki parkur ve mücadelelere baktığımız zaman aynı bir futbol, basketbol, Amerikan futbolu gibi ciddi kondisyon gerektiren ve yaş farkının ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bugün Adem'le Ogeday arasında, Anıl arasında 7 yaş fark var. 7 yaş az bir yaş değil. Yani bir yarışmacı 27 yaşında, diğeri 35 yaşında. Burada bir kondisyon farkı da ortaya çıkıyor. İşte ben bunu çok pardon birkaç hafta önce bundan bahsetmiştim yarışma ilerledikçe daha fazla daha az insan kaldıkça ve daha çok parkura çıktıkça yaş farkı o zaman gönüllere yarayacak demiştim. Şu an baktığımızda Berkan, Anıl, Ogeday ve Hikmet'in en düşük Hikmet olmasına rağmen per yüzdesiyle oynayan bir ünlü erkek yok. Hikmet yani. 55 ile gönülleri bitiriyor. Sonra Batuhan'la 53 ile ünlü erkekleri başlıyor. Yani sıralama komple gönüllüler ünlerin üstünde gibi. Arda'nı saymazsak. Arda ve Gökhan'ı. Ama şöyle dediğinde haklısın. Yaş kondisyon ama şimdi bazen de tecrübe de o dediğini geçer. yani tecrübe de çok önemli. Son atışlarda stresi o son oyunu kaldırabilme. Anladın mı? Yani bunlar da tabii ki kondisyon çok önemli ama öbür takımın da tecrübe olarak diğerlerinden daha Şimdi üstün Şimdi sen Adem'in karşısına topla, labutu devirmeyi çıkar, bir anda beşte 5 beş yapar. E yani... Mesela Adem'in de uzmanlık alanı o, tabii. o labutları koyuyorlar, topu evet. veriyorlar ya, tak 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 atıyor. Şimdi tabii. adamın da becerisi bu. Ama bence ünlü yarışmacıların erkeklerin hepsi gönüllü yarışmacı erkeklerinden ciddi derecede çekindiklerini ya söyleyebilirim. Çok... Yani, zaten hepsi şu anda fırtına gibi esiyorlar yani dediğin Sayid'in isimler kolay isimler değil. Ama şunu görebiliriz. Acaba dediğin gibi yaş, kondisyon mu daha ön plana çıkacak? Yoksa tecrübe, tecrübe mi? mi? İlerleyen günlerde zaman her şeyin ilacıdır. Bunu göreceğiz.